Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billah. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Sadakallahul azim. Şura suresinde 13. ayet-i celilede Mevla-i Zülcelal'imiz kendisine has, özel kullardan bahis buyuruyor. Bu özel kul dediğimiz zaman şöyle bir düşünsek, mesela bir mahallede muhtar, bir ilçede diyelim kaymakam, ilde vali, milletvekili, bakan, başbakan, reisi cumhur, bunlar gelişi güzel kimselerden olmaz. Bir mahallede dahi şöyle bir araştırılır, bakılır. O mahallede insanların çok kabul gördüğü, insanların takdirle karşıladığı, saygınlığı olan kimseleri seçerler. Derler ki, bu mahallemiz için, köyümüz için muvafık. Bir kaymakam dahi seçilirken tabi özel olarak seçilir. Çünkü 10.000 nüfuslu bir yere seçiliyor. Bir vali de öyle. Bir milletvekilini de herhalde gelişi güzel kimselerden seçmezler. Belli bir hususiyeti olur, belli bir özelliği olur. Bir bakanda da ararlar bunu, başbakanda da ararlar. Reisi cumhurda da ararlar. Çünkü hem koskoca bir ülkeyi idare edecek, sonra dış ülkelerle münasebet kuracak, onlarla iletişimi sağlayacak ve dengeleri çok iyi koruyacak. Onun için belli şartlar ararlar. Bir okul müdürü için de öyle, bir müdür yardımcısı için de öyle, bir diyelim müessesenin idaresinde velhasıl önemli kimselerdir bunlar. Onun için hususiyetleri aranır. Mesela peygamberlerde ne aranmış? Hususiyetler aranmış. Mesela sıdk, doğruluk aranmış, emanet, inanılacak bir kimse. Bunun yanında tebliğdi vesaire, ismetti, böyle güzel hususiyetler. Bunların bulunduğu kişileri Halık'ımız tabi kendi ilmiyle seçmiştir. Velileri de aynen o şekilde. Belli bir özellikleri var. Daha çok velilerdeki özelliği takva olarak görüyoruz. Allahu Zülcelal'den korkmak ve vera. Mesela annelerimizden bir tanesi kamil bir kişiye sorar. Der ki ben yün eğirmekle, iplik eğirmekle meşgulüm. Yalnız buradan bazen bir kafile geçiyor. Ellerinde de ışıklar oluyor onların. Onların ışıklarından da ben faydalanıyorum diyor. İpimi eğirirken onların ışıklarından faydalanıyorum. Deyince o kimse diyor ki anne, siz belli bir kimsesiniz. Şöyle avam deriz, halk. Onlardan biri değilsiniz. Sizin eliniz öpülür, duanız alınır. Sizden bir bereket umulur. Hasta olanlar size gelir. Allah'ımızdan şifaya vasıta vesile olursunuz. Daralan olur, bunalan olur. Siz hep yardımcı olursunuz buna. Onun için size bu doğru değildir der. İşte bunun gibi.
bu halde, bu evsafta. Mesela Süfyan-ı Sevri Hazretleri, sevir, öküz manasına camiye sol ayağıyla girdiği için veya bir başkasının arazisine basmış. Ondan dolayı Mevlamız'dan ya sevir, bu peltekse ile söylenir, ya sevir, ey öküz diye bir nida gelmiş. Büyüklerimiz diyorlar ki, o bir yanlışlık yapmış, bilmeden bir hata, bilerek yapmazlar zaten. Ondan böyle bir itap, itap azarlama demek. Gelince, bizim diyorlar bu kadar yanlışlığımıza ne kadar bir itap geliyor, kim bilsin. Bunun gibi. Mesela bir öğretmen öğrencisini seçer. Hatta sınıflama bile yapar. Bizzat ailesine de gelir. Der ki bu yavrunuzda biz özelliklerde görüyoruz. Onun için yetiştirmek de istiyoruz. Bazı kurumlar da eğer yüksek puan alır, hakikaten kabiliyetini ispat ederse biz bunu özel olarak okutacağız derler. Yani anne baba çırpınır, der ki işte bunun okuma masraflarını nasıl elde edeceğiz, ne yapacağız? Buna hiç gerek yoktur okurum. Hiç gerek yok. Bu kabiliyette olduktan sonra biz bunu okuturuz, her şeyinde karşılarız. Ayakkabısından tut, yiyeceğine kadar, yiyeceğine kadar, cebinin harçlığına kadar her şeyi biz tamamlarız. Yeter ki bunu bize teslim edindir. Neden? Bir kabiliyet görmüş. Biz bunu ulema-i kiramda görüyoruz. Alimlerimizde ne yapıyor? Özel böyle kabiliyeti olan kimseleri yetiştiriyor ve üzerinde duruyorlar. Bakıyorsunuz İslam hukukçusu oluyor o. Bakıyorsunuz hadiste muhaddis oluyor, tefsirde müfessir oluyor. Çünkü bir kabiliyet var. Bir meşayih müritleri üzerinde de öyle. Mesela bir kısım insanları özel olarak yetiştiriyor. Çünkü o kabiliyeti görmüş. Şimdi biz camimizin doğramalarında ne de şu mobilyasında, dekorunda gelişi güzel ağaçlardan yapılmadığını müşahede ediyoruz. Çünkü çok güzel oymalar var, süslemeler var yerine göre. Bunu bakıyorsunuz bir kavak ağacına yapmıyor. Çünkü kavak ağacına yapayım dese o çat çat atacaktır. Bilhassa bu Türkiye devletlerde var. Buna çok önem verirler mescitlerde. Tavan kısımlarında bile. Eğer görmüşseniz bu Sivas'ın yüksekte bir yerinde çok güzel bir mescit var. Çok güzel bir mescit. İnsan hayran kalıyor baktığı zaman, çok tarihi bir mescit, çok tarihi. Bu Şarkışla'nın üst taraflarında, çok yukarıda bir yer. Ama baktığın zaman hayran kalıyorsun. O ağacı araştırdığınızda, ağacı ya gürgendir, ya bunun üzerinde çok dayanıklı olan ağaçlardır. Mesela bu Seydişehir'de var. Hiç çivi kullanılmamış. Her şey ağaçtan. Ama müstesna bir süsleme var. Bunu demek istiyoruz ki, gelişi güzel ağaçlardan değil, hakikaten dayanıklı, siz bilirsiniz ama demiyorsunuz. Çok kabiliyetli İnsanlar hususunda söylüyorum, çok dayanıklı ağaçlardan, kalitesi yüksek olanlardan yapılıyor bunlar. Meşayih-i kiram da diyoruz, eğer hulefasını seçiyorsa, halifelerini, özel olarak yetiştirdiği kimseler varsa, bazen diyor ya meşayih-i kiramdan üstazlarımız, İnşallah rical olarak yetişir diyor mesela. Bir kısım evlatları için
biz bunun ricalden olacağını ümit ediyoruz diyorlar. Bir kısmı için bu da diyorlar herhalde bizim gibi insanların irşadı için çok önemli kimselerdir diye seçiliyor. Yani bunu bir kul olarak seçtiklerine göre Cenab-ı Hak yarattığını hiç bilmez mi? اَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Yaratan, yarattığının ne kabiliyette, ne ölçüde olduğunu hiç bilmez mi? Elbette biler. Bu ayet-i celle de o. Estağfirullah. اَللّٰهُ يَجْتَب۪ي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاء Allah'ımız dilediğini kendisine has, özel kullar olarak seçiyor. Şimdi veli diyeceğiz, nebi diyeceğiz, işte müttaki diyeceğiz, mukarrabun diyeceğiz ama hepsinin ifadesi kuldur. Çünkü Cenab-ı Hak Habibini bile kul olarak ifade ettiğine göre özel kulları diyeceğiz. İslam'da ve ibadurrahman Allah'ın has kullarıdır. Ve yehdi ileyhi men yunib kendisine yönelen kimseleri de hidayete eriştiriyor. Mesela küfürden dönüyor. Şirkten dönüyor, nifaktan dönüyor. Mesela çoğu böyle Hristiyanlardan neden dönenler çok fazla. Hakikaten dönüyorlar. Diyorlar ki bunda bir mana yok. Bu değiştirilmiş. İnsanlar kendi elleriyle değiştirmişler. Sonra Kur'an-ı Kerim'i inceliyorlar. İnsanın başından geçecek bütün hadiseler en ince detaylarına kadar ele alınmış. Hangi konuyu derseniz onu işliyor. Bir evimizin dekoruna kadar işliyor. Her şey. Ele almadığı hiçbir konu yok. Altımızdaki arabalara kadar en çok konuşulduğu için söylüyorum. Esavne vel hayle vel bigale kebuha ve zine ve yehruku ma la ta'lemun. Hep bunlara kadar ele alıyor. Daha ötelerini ele alıyor. Hava trafiğini bile ele alıyor. Denizde yüzen gemileri ele alıyor. Her şeyi. Yani şimdi bunun da üzerinde durup mevzuyu kaybetmemek icap eder. Baktığımız zaman tıbba dair bütün bilgiler onun içerisinde. Zaten Efendimizin hadis-i şerifleri de sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an'ın izahı, tefsiri, tebyini mahiyetindedir. Hepsi haber veriliyor. Bu ayeti celilinde de özel kullar bildiriliyor. Ondan dolayı bir kısım insanımızın yanlış hareketlerine insan üzülür de mazur görür. Der ki tabiatım. Yani yılanın tabiatı nedir? Isıracak yılan. Onun tabiatı. Köpek mi? Isıracak. Çünkü tabiatı o onun. İrşadımız yok, ıslahımız yok, terbiyemiz yok. Yapacak o. O kendisine ait. Zaten onlar bunun üzerinde bile durmazlar. Hep düşünürler Allah'ım ne olacak? Nasıl huzuru ilahiyende mahcup olmamak için ne yapmam gerekir diye ızdıraplarının çokluğundan dolayı onu hatırlayacak şekilde bile değiller. Çünkü gönüllerinde büyük bir ızdırap var. Nebi de olsa ızdırap var, veli de olsa ızdırap var. Allah'ımızın emrine tam manasıyla yapışabiliyor muyuz, yapışamıyor muyuz? Diye bu dertlerinden dolayı onları duyacak, dinleyecek gibi değil. İctibe ne demektir? Özel seçilen kullar. Biraz bu bizi zorlayacak.
anlamakta bizi zorlayacak ama olsun. Özel kullar gel. Bunları Allah'ımız kendisine çekmiş. Mesela bir okul açtınız siz. O okulda en iyi öğretmeni eğitim için sağlamak için ne yaparsınız? Duyduğunuz kimseyi derler ki ya şu kabiliyetle hakikaten bundan çok istifade edilebilir. Onu alırsınız. Keşfettiğiniz, kabiliyetini gördüğünüz insanı derhal okula alırsınız. Allah'ımız alıyor. Mesela Reis-i Cumhur yanına yardımcılar alıyor. Başbakan yardımcılar alıyor. Gelişigüzel kimseyi almaz. Soyunu, sopunu, her şeyini araştırırlar. Ondan sonra görürse bir güzellik alır onun gibi. Cenab-ı Hak böyle cezbediyor. Bakıyor, imanda öyle bir seçkin hali var ki inancı çok güçlü. İbadette çok samimi. Ahlakta da öyle seçiyor Cenab-ı Hak. Bir inayettir bu. Aynı zamanda özel de bir velayettir. Yani umumi velayetle birlikte hususi bir velayet. Şimdi biz öğretmen oluruz da bunun yanında ne olur? Yardımcı doçent de olur. Aynı okulda bunlar ders veriyorlar. Ne üzerine ders veriyorlar? Biz okuduğumuz okullara göre diyecek olursak hadis diyelim. Hadiste normal işte İslam menüsü şimdi ilahiyatı bitirmiş hocalık yapıyor. Ama bunun yanında bir doçenttir, bir profesördür çok farklı olur. Onun verdiği derse bir diğeri elbette farklı olacaktır. Bu özel velayettir. İnabe nedir? Allah'a yönelmiş. Birisini Allah'ımız kendisine seçmiş Celle Celaluhu. Bu Rabbimize yönelmiş. O şer'i emirlere dikkat eder. Mesela cuma namazı esamle ila nur diyeli salati min yevmi cumuati fes'a ila zikrillah. Ezan okunduğu zaman derhal camiye gelirler ve namazlarını eda ederler, kılarlar. Farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına riayet eder. Allah'ımızın kendisine seçtiği özel kimseler nedir? Şuhudül halkı bile halk. Biz ne deriz? Çok güzel bir manzara diyelim. Gördüğümüz zaman hayranlığımızı ifade ederiz. Bu ne kadar güzel bir yermiş. İçinden de sular akıyor, ağaçlardır, kuşların ütmesi vesaire. Bir şelale diyelim. Hayran kalırız. Ama bunlar öyle değil. O yaratılan mahluka bakarken nasıl bakıyorlar? Bile halkin. Allah'ımız ne güzel halk etmiş diyorlar. İşte aradaki fark bu. Biz ne kadar güzel diyoruz. Mesela bir yemek diyelim. Çok tatlı diyoruz. O ise Allah'ımız ne güzel bir nimet bahiş buyurmuş diyor. Diğeri ise Mevlamızın yolunu seçen bir kimse şuhudül halkı bile hakkın. Gördüğü bir manzarada, gördüğü bir güzellikte onun müstesna oluşunu ifade ediyor da Allah'ımızın ona bu güzelliği verdiğini ifade etmiyor. O zaman bunları üç kısma ayırıyorlar. Çok şükür elhamdülillah çözmeye çalıştık. Demek ki Allah'ımızın kendisine has kılmış olduğu kimseler, onlar işin hakikatine ermiş, eşyada Mevla'yı görmüş, yaratanın Halikimiz olduğunu müşahede etmiştir. فَنَّاسُ ثَلَاثَةٌ İnsanlar üç kısımdır. Ayet-i Celil'e velilerin de hasını anlattığına göre
Artık ona göre bir mütalada bulunuluyor. Meczubune fakat. Şimdi deli diyemezsiniz. Fakat aşkı ilahiyle, gördüğü manevi bir esrar ile kendinden geçmiş. Biz buna daha çok Cemil Baba'yı söyleriz. Kayseri'de Cemil Baba'yı söyleriz. Sami Efendi Hazretleri'nin de kaddesallahu sırra bizzat kucakladığı, ikramda bulunduğu kimse kendisinden geçmiş. Kıldığı namazda ne de yaptığı taatteki acayip hallere biz gönlümüzü takamayız. O kendinden geçmiş bir kimse Allah'ımız. Ona öyle bir hal vermiş. Selikune fakat. Bir kısmı daha vardır ki o Mevlamızın yoluna bir tarikat-ı aliyeye girmiş. Meczubune salikun. Bir de hem ilahi cezbe var, içinde çok büyük bir aşk var, hem de hayırlı bir yola girmiş. Bak üç tane. Meczub, salik, meczub-ı salik. Bunun ikisi kendi çalışmalarıyla, gayretleriyle gidiyor. Kendi çalışma ve gayretleriyle gidiyor. Ne bilirse, İşte hocalarımızdan duyduğumuz, üstazlarımızdan duyduğumuz, Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz, ilmi hallerden buna göre çalışır, gayret gösterir. Kendisine dikkat eder bunlar. Üçüncü zümre ise bizzat terbiye için alınır onlar. Şimdi bazı kurumlarda bu var. Desem kafalar karışır. Yani bunu bir A partisi, B partisi, bunun lüzum yok. Bazı kurumlar kendisine eleman yetiştirirken ilkokuldan alırlar. Çünkü tanıdıklarım var bir izni acaba. Ortaokuldan alır, liseden alır. Üniversiteden alır, özel yetiştirirler onu. Çünkü kendi vazifelerini, görevlerini ona icra ettirecek, ona yaptıracak. Özel yetiştirir onları. Tek tek öğretir. Artık o kurumun nelere dikkat etmesi gerektiğini, neye riayet edecek, tek tek öğretir. Biz bunu tarikat-ı aliye olarak ele alacak olursak, artık marifet olarak, hakikat olarak ona öğretmeye çalışır. Yolun inceliklerini onlara gösterir. Mesela der ki, ya namazda Allahu Ekber denirken Allah'ımızın en yüce oluşunu ifadede ibadet ve taate ehak olduğunu, en layık olan o olduğunu bilerektir. Aman hadir ellerini kaldırırken biriyle dünyayı, bir diğeriyle uhrayı kaldırıp ikisini de nefyedip yok edip Allah'ımızı talep ederek dur. Cenab-ı Hakk'ı talep ederek dur. Derler ya onlar, Allah'ım senden seni istiyoruz. Biz de deriz ama inşallah onlara yakın bir ifade olur. Olur. Bunlar bu. Bu salikleri, bu yola girenleri çok ileri geçmiş. Özel onlar, yetiştiriliyor. Hatta bunlar fena makamında. Allahu Zülcelal'in muhabbetinde yok olmuş. Onda yaptığı her hareket Mevla'dır. Mevlamızın emrine muvafık iştir. Mevla'nın dışında gönlünde hiçbir arzu, duygu, düşünce yok onların. Bundan sonra onlar sülûke başlarlar. Ondan sonra letaifler diyoruz ya, kalp, ruh, sır diye, bunun eğitimini yaparlar. Sonra da beka haline ilerler. İsterseniz burada duralım, özetleyip şöyle sıralamaya çalışalım. Peygamberler için böyle bir hal olmaz. Onlar zaten özel. Adem Aleyhisselam'dan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar seçilmiş zaten onlar. Mesela Musa Aleyhisselam için Cenab-ı Hak risaletle ve ona kelam etmek suretiyle seçmiş.
İsa Aleyhisselam'a ruhundan üfleme suretiyle seçmiş. Seçilmiş o. Mesela İbrahim Aleyhisselam halil olmak suretiyle Allah'ımıza dost olmak suretiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Habib oluşuyla bir sevgili olması hasebiyle hep seçilmişlerdir. Ama bu nebilerin dışında velilerdeki olan haldir. Demek ki bir kısmı bunların bir anda Mevla Yüzülcelal'e kavuşuyor. Bir anda kavuşuyor. Ve dikkatli ediyorlar zaten. Ediyor. Fakat bundan sonra sülûke başlıyorlar. O sülûk dediğimiz bize öğretiliyor ya, bunlar nefsin mertebesini geçmişler. Emmâre, levvâme, mülheme, mutmainne, râziye ve marziye diye bu sıfatları geçip gitmiş bunlar. Ondan sonra bu tarikat-ı âliyenin letaif-i âlem-i emir ve letaif-i âlem-i halk denen cihetine dönüyor. Buna da ihtiyaç duyuyorlar. Diyorlar ki bunun da yapılması gerekir. Letaif-i âlem-i emir, bu gözle görülüp elle tutulan bir cisim değildir. O ruhanidir, manevidir. Mesela insan aklını eliyle tutar mı? Gözüyle görür mü? Bunun gibi. Mesela bir idraktir, bir anlayıştır. Bu anlayışı, işte bu anlayış. Bunun boyu şöyle, rengi şöyle, şekli, biçimi dinmez. Bunlar latif varlıklardır. Ve bizim vücudumuzda da mevcuttur. Demek ki insan boş bir varlık değil, ona Rabbimiz birçok defineler, birçok güzellikler ihsan buyurmuştur. Bunun beşi bizim sadrımızdadır. Kalp, ruh, sır, hafi, ahva olarak. Mesela tevhidin nefi ispat oluşu, nefesimizin göbeğimizin altına alıp, nefessiz la ilahe illallah demek, bu sadra yazılır. Öyle kalemle çizilmez o. O kudrettendir. İşte buna alemi emir diyoruz. Bir de alemi halk var, şu vücudumuzla alakalı. Onu gözünle görürsün, elinle tutarsın. O nedir? Sudur. Suyu insan görmez mi? Yani insanda da su vardır, kan var vücudumuzda. Mesela şu sıcak mevsimde terliyoruz, hava da var, nefes de alıyoruz. İşte bunlar, ateştir, topraktır ve nefistir. Sonra bu vazifeyi icraya başlıyorlar. Bu görevi, bu Medine'deydi mübarek bir zat. Buna çoğu tanır, Cihad amca diye tanırlar. İsmi onun, sadece bunu misal olarak veriyorum, bunun gibi yüzlerce vardır. Yüzlerce var. Derken bir tarih memleketimizde 11 tane kaldığını ifade ediyorlardı üstadımıza. Bir zat bunu bu şekilde ifade etti efendim, 11 kişi olarak duyuyoruz diye. Aslında bu ifade de doğru değildi yani, sen Bağcı'ya tere mi satıyorsun? Olsun. Yine de bir dertleşme mahiyetinde diyelim biz. Üstazımız da böyle hiçbir şey bilmiyormuş gibi dinlediler onu. Halbuki onun reisi o. O seçilmiş. Nasıl seçilmiş, seçilmiş, seçilmiş? Nedir bu seçilmiş? Bir, kimseyi kötü görmezdir. Eğer bir isyan var ise Allah ile kendi arasında o isyana buğz ederler ama. Ona buğz etmemek de müminliğin işareti değildir, buğz eder. Kötülüğe muhakkak buğz eder. Çünkü bir kötülük görüldüğü zaman imanın en zayıf olan kısmı ikrah etmektir. O kötülükten nefret ediyor. Bu imanın en zayıf olan kısmı. En üstün olan kısmı ona mani oluyor. Bunu daha çok idari noktada olanlara ifade edilir. Bir de
nasihatle, diliyle. Bunu da ulema-i kiramımız anlatırlar. Aman kendimizi böyle bir tembelliğe atmamız da doğru değildir. O kötülükten nefret duyar. Nefret duyar. Yani kimseyi kötü görmemek deyince Allah'ımızın yaratmasından dolayı Mevla yaratmıştır. İkinci bir kısım kimseler vardır ki onlar has olan zümredir. Seçkin olan zümre. Bu dediğimiz daha bir seçilmiş kişilerdir. Niye göre seçiliyor? Takvaya ve vera diyoruz. Kısaca mütalaa edersiniz diye diyeceğim. Gerçi günümüzden de misaller verilir. Çokça misaller verilir. Mesela Risale-i Kuşeyri'de geçiyor. Bayezid-i Bistami Hazretleri işte mescidden çıkarken ayakkabısını alacak. Alırken bir başkasının asasının düşmesine sebep olmuş. Mescitten çıkınca helalleşiyor. Diyor ki ben senin asayın düşmesine sebep oldum. Sen eğildin onu almak mecburiyetinde kaldın. Bu hakkı helal et diyor. Kimse bunu düşünmez. Ama bunlara imreneceğiz. Yolumuz elhamdülillah bu kadar kıymetli, bu kadar müstesna. Öyle ki yolumuzun büyükleri bir ev alıyor. Ev aldığında bir fiyat verilmiş. Daha sonra adam bu fiyattan vazgeçmiş. Demiş ki ben o fiyata değil de şu fiyata dedim. Halbuki doğru değil. Duyunca o mübarek zat, ben diyor öyle bir evde oturamam. Çünkü o ev hakkında yalan söylendi deniyor. Bu gibi okuduğumuz ayeti celile bunu icap ettirdiği için anlatıyoruz. Keşke bunları yaşasak, bunları görsek, bunların yollarına girsek, şimdi hepimizin kafasını meşgul eden bu sıkıntıların bir tanesi kalmazdı. Öyle uzun boylu konuş bunlar hallolmaz mı? Buraya çokça bütün ülkemizde konuşma yapan hayırlı bir insandı geldi. Özel olarak görüştüğünde bize şunu anlattı ama tam manasıyla ifade etti, hakikati söyledi. Dedi ki bizim yaptığımız işler hep zahirdedir dedi, asıl batında yapılıyor. İnşallah idrak ederiz de şu dünyada boy gösteren kimselerden olmayız. İnşallah idrak ederiz, işin hakikatine ireriz, mühim olan da budur. Ümmetim uykudadır, ölünce uyanır, o hale düşürmesin Cenab-ı Hak bizi. Yani bunları burada yapmazsak orada zor. Tam bir teslimiyet, tam bir bağlılık istiyor. Başka türlü olmaz. Yani biz hastaneye gitmişiz. Hastanede doktora karışıyoruz. Ya bizi ameliyat edecek. Edecekse hemen elinden bıçağı alıyoruz. Ondan sonra oraya müdahale etme, buraya müdahale et demek gibi bir şey olur. Yani bir berbere teslim olduğumuz kadar mürşitlerimize teslim olsak yetecek. Ya şu boğazımı keser, aman ha bir sıkıntı açar diye hiç seslenmiyoruz. Böyle nefes almayacak gibi duruyoruz. Çünkü jiletle tıraş ediyor. Yani bir efendilerimize bu kadar da mı teslim olmayalım? Mürşid-i Kamillerimize bu oyuncak değil. Hakikat budur. O kapıdan geçmeyince ileri kapıya almazlar. Bu Kayseri'de Osman Demirci diye mübarek bir insan. Bazı nasihatte bulunur. O 50'li yıllarda hayran kalmışlar. Biz de görüşmelerini dinledim. Ledünniyet olduğunu gördüm. Allah tarafından bir ilim ama çok güzel ifade ediyor. Biraz konuşma tarzı burnundan olduğu için zorlanıyor insanlar. Ama alışmış olanlar çok güzel dinliyorlar, onu anlıyorlar. Ve çok böyle takip edenleri vardı. Buna diyorlar ki, bu mübarek yola girdin, Sami Efendimiz Hazretlerine intisap etmiş, bir istihareye yap. İstihareye yaptıktan sonra bütün ihvana destan gibi anlatmış. Demiş ki, arkadaşlar yanlış yapmayalım. Ben Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna girmek istiyordum.
Fakat Sami Efendi Hazretlerinin gönlünden geçmeyince girilmez dendi. Yani birini atlayıp ikinciyle olmaz, bu çok yanlış. Yani bir daireye vardığımızda, bir tapuya diyelim veya başka bir işler için, ilk memurdan başlıyor iş. İnşallah kafamızı toplarız, gönlümüzü toplarız, yanlış yapmamaya çok gayret ederiz. İyi bir teslimiyet istiyor. Efendim bugün bizim imam kardeşimiz El-Hakka, herhalde orayı okudu. Elimden geldiği kadar arkasında takip ettim okuduğunu. Orada okurken müşahede ettiğim ayetler oldu. Baktım, gösteriyorum size Hakka suresinin son kısımları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylemedik söz bırakmıyorlar. Bak hemen. Ve mâ huve bi kavli şair diyor. İki cihan güneşine söylüyor bunu. Ne alakası var şiirde? Hatta müşriklerden birisi dedi ki, diğer müşrik arkadaşlarına, gel dedi Ebu Cehil, şu kafayı iyi bir toplayalım. Hakikaten kafalı bir müşriymiş. Ya şair diyoruz, biz şiirin dedi bütün usullerini biliriz. Muhammed'in söylemiş olduğu, okuduğu ayetler hiç şiire benzemiyor. Sihirbaz diyorsunuz, hiç alakası yok. Biz kahinleri neleri biliriz, kendilerinden geçerler, bir yere düşer, o da yok. Yani ne bu dedi, bizim yaptığımız ne bir düşünelim. Hakikaten Efendimiz'i gönülden kabul ettiler. Ama tek sebebi A'raf suresinde esasında innellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha, kibirlerine baş gelemediler. Sırf kibirlerinden, benliklerinden, hatta Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ya, böyle bir yetime mi verilecek diyorlar. Bir öksüze mi verilecek? Olsaydı malı mülkü çok olan bir kimseye verilmesi icap ederdir diye, sırf inatlıklarından. Yoksa Efendimiz'i kabul etmemek mümkün değil sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçi bir latife gibi olacak ama hakikattir. Dedikodu olursa Allah'ımız bizi bağışlasın. Bu hususta öğütlüyüm, nasihatliyim, fitne çıkaracak bir söz söylememeye azami dikkat etmek istiyorum. Böyle üstadımız arabayla geçiyor. Geçerken bir cemaat hep ayağa kalkıvermişler. Bir tanesi üstadımıza yaklaşmış. Demiş ki efendim, biz şu anda hep senin aleyhinde konuşuyorduk. Ama bin canımız da olsa sana feda olsun demişler. Elhamdülillah, bu bile kurtarır o kimseyi. Bin canım olsa demiş, yine sana feda olsun. Daha yine de aleyhinde konuşuyoruz demiş. Yani şu acziyetini ifade etmesi bile yeter. Olacak efendim, onlar bununla hiç meşgul olacak bir kimse değil. Adam mübarek kimseler. Onların dertleri çok büyük. Hangi dertleri var? Onlar zulmetten perde değil, nurdan perdelerin açılmasını istiyor. Daha açılsın, daha açılsın. Hep alaka o. Rabbimizle ben daha nasıl ona yakın olacağım derdinin içine düşmüş. Biz bunları bırakacağız. İnşallah Adab Risalesi'ne bakarız. Orada bu gerek Abdülkadir Akçiçek, gerekse Selim Üsrevoğlu'nu, Selim demişim, göz doktorunu söyledik biz. Üsrevoğlu'nun tercümesiyle anlatılan, verilen Adab Risalesi'nde yapacağımız vazifeler çok güzel. Mesela orada 20'nin üzerinde bir müridin riayet edeceği edepler var. Mesela tarikat-ı aliyeyi, girdiği yolu çok yüksek görecek. Ve tam teslim olacak. Yani bağlandı bendim, gidemem gayriye dediği gibi, böyle bir birlik, böyle bir beraberlik. Bakın bütün Türkiye'de ne yapılıyor?
Hep afişler asılıyor. Aman evlerinizi asın diyorlar. İş yerlerinizi asın. Biz kardeşiz, bütün millet biriz, beraberiz, kardeşiz diye. Daha ne olacak? Yani şurada yangın var diyelim. Oraya yanıyor. Ya işte bir yangın var, yanıyor. Hiç aldırış etmiyoruz diyoruz ama. Bir yangın var diyoruz. Ne zaman aldırış ediyoruz? O yangın bize isabet ettiği zaman, vay benim elbisem yanmaya başladı, elim ayağım diyoruz. Böyle demeyelim. Bu yangın her tarafı sarıyor. Ta yolların altına koymuş. Mayınları uzaktan patlatıyor. Binlerce ton. Siz çok iyi bilirsiniz. Ona göre ülke bizim ülkemizdir. Bütün insanlığın, hatta bir kafirin dahi hidayetini isteyecek ahlak olmalı bizde. Yani bir diğerlerinin kahrı değil, bunu çokça anlatıyoruz biz. Yapılacak iş, işte bunları tamamen bitirelim, yok edelim değil. Bunları fikren nasıl kazanalım, gönlüne nasıl girelim, kafasına nasıl girelim, hakkı nasıl duyuralım? Asıl bu cihetini tercih ederek gitmek gerekiyor. Aman ha, yetki verelim. Halkın yetişmesi için, olgunlaşması için ezan duyulmadı da uzattım mı acaba? Ezan okundu mu? Okundu sistem. Şimdi aman ha, orada 3000 kişiye biz icazet verelim de halkı uyandırsın diyordu. Asıl hizmet bu olacak. Bak çok gerilerden geliyoruz. Çok gerilerden geliyoruz. Şu körpe dimağları nasıl kurtaracağız diye. Çünkü çocuklukta alınan bilgi mermere kazılan yazı gibi buyuruluyor. İşte al Kur'an kursuydu. İnsan Kur'an kursunu alır da kreş yapar mı? Herhalde bunu bilerek yapılıyor. İki mühim iş meydana geldiği zaman daha önemlisi seçiliyor. 4 tane hanım kardeşimiz evinde de okur. Ama burada yavrularımızın itikadı nasıl kurtarılacak? İmanı nasıl kurtarılacak? Onun için bak çok gerilerden geliyoruz. Bize İpek hocamız rahmetullahi aleyh dedi ki işin bir kolayı var. Teslim ol, rahat et. Dedi insan mürşidi kamiline teslim olur ve rahat eder. İnşallah bu bir kişi de olsa bize yeter. Bir kişi de olsa. Çünkü Efendimiz bir kişiydi sallallahu teala aleyhi ve sellem. O Antakya'ya gelen havarilerden 2 kişidir. Ama cihanı yakmışlardır Allah'ın izniyle. Onların yapmış olduğu istikamet, müstakim hareketiyle çok insanlara örnek olmak suretiyle dünyanın ıslahına gayret göstermişlerdir. Efendimizin göndermiş olduğu Medine'ye 2 tane muallim Medine'de Müslüman olmadık ev bırakmamıştır. Onun için tam bir teslimiyet, tam bir bağlılık, birbirimize sımsıkı tutunup bu yol hak yoldur deyip bünyeyi sağlam kıldıkça teslimiyetle, muhabbetle, rabıta ile mikrobun girmemesine gayret edeceğiz. Bu fitnenin, bu mikrobun girmemesi için. Elhamdülillah Allah Celle Celalü üstazımızın evlatlarını müstakim kılmıştır. İstikamet yolunu bulmak için azim ve gayret içerisindedir. İnşallah şeytan mikrobunu, dünya mikrobunu, nefis mikrobunu, şeyatînül cinni vel ins, insanlardan ve cinlerden şeytanları girdirmeyiz. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.